Sevgili dostlar, herkese merhaba. Ben Tursa Öykü. Snowboard Gurus programına hepiniz hoş geldiniz. Muhtemelen bu açılışı, bu kanalı ilk kez takip etmeye başlayanlar bilmiyordur. Fakat Snowboard Gurus kanalından burada takipçiler olduğunu biliyorum. Ben YouTube'daki ilk kanal girişimim bu kanal değildi. Yıllar önce değil, 5 yıl önce snowboard'u öğrenmeye başladığım zaman başkalarına da anlatmaya çalışırsam daha hızlı öğrenirim gayretiyle bir kanal kurmuştum. Ve belli bir de bir ilgiye ulaşmıştı. Ama Londra'ya taşındık biliyorsunuz. Ve bir süredir de buradan işte Londra'da yaşam içerikleri paylaşıyorum. Artık kafamdaki kanal konseptini tamamen böyle yaşam boyu sürdürülebilir hayat içeriklerine dönüştüm. Yani benimle birlikte dönüşecek içeriklerdi. O yüzden de Snowboard Gurusu programı, YouTube kanalı bir parça böyle parka çekildi. Onun için bir şeyler üretemez oldum. Hatta buraya taşındığımızdan beri de tabii ki önceliklerimiz çok fazla değişti. Ve burada olmakla ilgili bütün gereksinimleri karşılayalım derken snowboard eksik kaldı. Ve işte bir geçen sene falan hiç snowboard'a gidemedim hatta. Onunla ilgili de bir içerik haliyle o kanala gelmedi. Ya muhtemelen artık başlayabilirim. Onun güzel haberini vereyim. Ama bundan sonra Snowboard Gurusu kanalından değil de bu kanaldan içerikleri paylaşıyor olacağım sizlerle. Muhtemelen o kanalda varlığını sürdürüyor olacak. Oradaki kanaldaki içerikleri bu kanala tekrardan taşımadım bir daha. Ama oradaki kanal içerikleri ne de bakabilirsiniz. Böyle daha beginner seviyede falan işler oluyor olacak. Ama sezonluk bir kanaldansa böyle yaşam boyu benimle yaşayan bir kanalın içerisinde de snowboard'a yer vermezsem olmaz. Bu sene gidebilir miyim? Tam emin değilim. Ama bir takım araştırmalarım oldu. Kötü haberi vereyim. Yani Türkiye'nin aksine İngiltere'de kayak olanakları çok az. Ama başka olanaklar var tabii ki. Avrupa'da bir kayak tatiline gidebilmek buradan çok daha olası. Burada çok fazla şirket var. Sırf kayak tatilini organize eden Alpler'de. İşte Dolomitler, İtalyan Alpleri, Fransız Alpleri veya İsviçre Alpleri. Bunların her biri için güzel tatil seçenek paketleri var. Bunlarla ilgili bir parça araştırmam oldu. Bununla da ilgili fiyat araştırmamı sizlerle paylaşıyor olacağım bir başka bölümde. Hatta ta buradan işte Bansko, Brovet vesaire gibi Bulgaristan'daki kayak merkezlerine de bir takım turlar satıldığını gördüm. Onlarla da ilgili ufak tefek araştırmalarım oldu. Fiyatların hatta Türkiye'den daha hesaplı olduğunu da kendi adıma sevinçle duyurabilirim. Buradaki alım gücüyle ve kazançla dengesi açısından da baktığımızda yine avantajlı olduğunu söyleyebilirim. Yani Snowboard Kursu programı geri dönüş yapacak. Muhtemelen sezonda da böyle bir 1-2-3 bilmiyorum artık durumunu. Ama bundan sonra muhtemelen eşim ne olur? Daha önce biliyorsunuz işte İrfan'la falan bölümlerimiz vardı. Bilmiyorum İrfan, başka arkadaşlarım vesaire bana katılabilirler mi bu tatillerde. Türkiye'deki tatil seçenekleri benim için bundan sonra biraz daha kısıtlı olacak muhtemelen. Hani Türkiye'de öyle bir kış tatilindense dünyanın başka yerlerinde snowboard ve bu kış tatili deneyimini paylaşmayı muhtemelen tercih edeceğim. Snowboard Gurusu programından şimdilik bu kadar. Böyle bir geri dönüş haberi gibi de olsun en azından istedim. Ama bu kanaldan duyurusunu yapayım istedim. Bu içeriği yine Snowboard Gurusu kanalında da sizlerle paylaşıyor olacağım. Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Kanala abone olun, yorumlar yazın, paylaşın. Zil var zile basın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın sevgili dostlar.